Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da son Anadolu uygarlığı, ilk çağdaki son Anadolu uygarlığı olan İyonlar üzerinde konuşacağız. Yine yorumsal sorularda şu bilgiyi görebilirsiniz. Şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır. Batı Anadolu'da 12 şehir devleti kurmuşlardır. İşte İzmir, Efes, Milet gibi. Bu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir diye sorulabilir. Siyasi birlik yoktur. Tıpkı daha önce işlediğimiz hangi ilçe uygarlığına benzetebiliriz? Hatırlayalım. Şehir devletleri şeklinde kim vardı çok meşhur? Sümerler'de hatırlayın. Şehir devletleri şeklinde örgütleniyordu. Hatta Patesensi diye rahip kralları vardı. Siyasi birlik yok. Bu birinci yorum. İkinci yorumumuza baktığımızda siyasi birliğin olmaması, hiçbir şehir devletinin diğer şehir devletinin hakimiyeti altına girmemesi özgürlüğün de bir yerde geliştiğinin kanıtıdır. Geçimlerini daha çok deniz koloniciliğiyle sürdürmektedir. İşte Kefe'dir, Trabzon'dur, Amasra'dır, Napoli gibi noktalarda deniz koloniciliği kurmuşlar ve bu sayede zenginleşmişlerdir. Şimdi şu ikisinden bir yorum daha yapıp diğer özelliğimizle bağdaştıralım. Ne o? Özgürlüğün olduğu yerde, paranın olduğu yerde, zenginliğin olduğu yerde ne gibi gelişmeler yaşanır? Ya da bu gelişmelere ne örnek olabilir? Bilimin gelişmiş olması. Özgürlük ve para varsa bilim gelişir. Hemen bir zapping yapalım tarihte. Hatırlayın, coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupa'da sanata, bilime değer verip neye yol açmıştı? Rönesans'a. Bakın benzeşiyorlar. Zenginleşen İyonlar bilim alanında gelişmiş, işte felsefede Thales, tıpta Hipokrat, geometride Pisagor ve tarihte Herodot gibi isimler ortaya çıkmıştır. Mimarisine bakıyorsunuz. Hera, Apollon ve Artemis tapınaklarını görüyoruz. Dikkat edin, bu tapınaklar, bu tapınak isimleri birer tanrı ismi değil mi? Meşhur tanrılar işte. Apollon, güneş tanrısı gibi. Yani bu bize neyi de gösterir? Çok tanrılı bir inanç sistemi olduğunu da gösterir. Artemis en önemli tanrıları arasındadır diyoruz. İyonlarla ilgili vereceğimiz temel bilgiler bu şekilde. Bir başka videoda görüşmek üzere.